Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Bir önceki dersimizde menü çubuğunu oluşturduk. Şu an amacımız ana sayfa oluşturmak değil. Amacımız bütün sayfalarda ortak kullanacağımız alanları oluşturmak. İlk önce sitenin iskeletini oluşturmak gerekir. Bu dersimizde slider'ı değil de alttaki kategori listesini, popüler olan ürünler kısmını ve en alttaki footer kısmını yapacağız. Çünkü bu alanları yani menü çubuğu, kategori listesi, popüler olan ürünler listesi ve footer kısmı bütün sayfalar kullanacak. Yani ortak alanlardır. Kategori listesini oluşturmaya başlayalım. Bootstrap komponentleri kullanarak nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatmaya çalışacağım. Bootstrap sitesine gidelim. Sağ tarafta alt kısımda list grup var. Onu bulalım. Tıklayalım. Kategori listesi için herhangi birini kullanabilirsiniz. Mesela ben Linked Items kullanmak istiyorum. Kategori isimlerin sağına sayılar yani hangi kategoride kaç tane ürün var onu gösterelim. Bu div'i kopyalayalım. Kod kısmına gidelim. Kategori listesinin olduğu yere yapıştıralım. Kategorilere isim verelim. Mesela buraya tüm kategoriler yazalım. Burası kategori 1 olsun. Silelim. Kategori 1 yazalım. Burayı kopyalayalım. Buralara yapıştıralım. Burası kategori 2 olsun. Burayı silelim, yapıştıralım. Burası kategori 3 olsun. Burayı silelim, yapıştıralım. Burası da kategori 4 olsun. Bu kategori isimlerini istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi de kategorilerin sağına ürün sayısını belirtelim. Bootstrap sitesine gidelim. Yukarıda şu span'ı alalım. Kopyalayalım. Kategorilerin sağına yapıştıralım. Buradaki sayıları değiştirelim. 14 kalsın. Burası 10 olsun. Burası 15 olsun. Burası da 20 olsun. Bu kategorilere tıkladığımızda ürün sayfasına gitsin. Buraya 2 nokta ter slash page yazalım. Product nokta html yazalım. Burayı kopyalayalım. Buralara yapıştıralım. Product sayfasını önümüzdeki derslerde yapacağız. Kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet. Gördüğünüz gibi menü çubuğunun sol tarafına kategori listesi ve kategorilerin sağına da ürün sayılarını temsil eden sayılar da geldi. Kategori listesini biraz daha güzelleştirelim. Mesela kategorilerin sol tarafına birer ikon ekleyelim. İkon sayfasına gidelim. CTRL-F diyelim. Buraya şevron yazalım. Mesela şu ikonu kullanabiliriz. Tıklayalım. Burayı kopyalayalım. Kategorilerin soluna yapıştıralım. Buraya da yapıştıralım. Devam edelim. Yapıştıralım. Son olarak buraya da yapıştıralım. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi ikonlar kategorilerin sol tarafına geldi.
Bu şekilde kategori listesini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi de kategori listesinin altındaki sepet linkini yapalım. Kod kısmına gidelim. Bu kategori 4'ü kopyalayalım. Önce boşluk bırakalım. Ve yapıştıralım. Kategori 4'ü silelim. Buraya sepetiniz yazalım. Yani sepetinizde 5 adet ürün var gibi düşünebilirsiniz. Başındaki ikonu silelim. Bunun yerine bir tane alışveriş sepetin resmini ekleyelim. Content klasörün altında image klasörü var. Burada Eco kart var. Bunu sürükleyip sepetin soluna bırakıyorum. Bu linke tıkladığımızda sepet sayfasına gitsin. Buradaki product'ı silelim. Yerine summary yazalım. Bu summary sayfasını da ileride yapacağız. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi kategorilerin altına boşluk bırakarak alışveriş linki ve alışveriş sepetimiz buraya geldi. Şimdi de kategori listesinin altındaki popüler olan ürünleri yapalım. Buraya ürün resmi, ürün adı, açıklama, sepete ekle butonu, sağına fiyatı, soluna bir tane ayrıntı için buton ekleriz. Yine Bootstrap sayfasına gidelim. Sağ tarafta thumbnails var. Tıklayalım. Burada custom content almak istiyorum. Buraya ürün resmi gelecek. Buraya ürün adı gelecek. Buraya açıklama gelecek. Altındaki div burayı kopyalayalım. List grubun bittiği yere, yani buraya yapıştıralım ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Bu colmd 3 içinde bu satırın tamamını kaplasın istiyorum. Eğer bu şekilde bırakırsak satırın 3'te 1'ini kaplayacak. Çünkü burada colmd 4 kullanılmıştır. Biz bunu colmd 12 yapalım. colmd 12 altına buraya H3 tagı içinde popüler olan ürünler yazalım. Burayı silelim. Buraya ürün adı yazalım. Buraya ürün hakkındaki açıklama kısmı gelsin. Buraya açıklama yazalım. Bir tane resim getirelim. 2 nokta ters slash content image. Buraya mesela 9 resmi gelsin. Buraları aşağıya indirelim. Primary butonuna sepete ekle diyelim. Buraya sepete ekle yazalım. Alttaki butonu alıp yukarıya ekleyelim. Şimdilik bu böyle kalsın. Bu sepete ekle butonuna tıkladığımızda sepet sayfasına gitsin. Buraya 2 nokta ters slash page yazalım. Ters slash summary nokta html diyelim. Sepete ekle butonunun altına fiyat için bir tane normal buton ekleyelim. Buraya buton diyelim. 500 TL yazalım. Butona bir class verelim. Class btn btn such as olsun. Bu şekilde sayfayı çalıştıralım. Sağ tıklayıp Vivin Browser diyelim. Evet, gördüğünüz gibi sepetin altına popüler ürün listesi geldi. Ürün resmi, ürün adı, açıklama, sepete ekle butonu ve fiyatı geldi. Sol butonu düzenleyelim.
Mesela bir tane göz ikonu ekleyelim. Son olarak sepete ekle butonuna da bir tane sepet ikonunu ekleyebiliriz. İkonların olduğu sayfaya gidelim. Ctrl+F diyelim. Buraya A-Open yazalım. Mesela bu göz ikonunu kullanabiliriz. Tıklayalım. Burayı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Ve bu buton yazısını silelim. Bu göz ikonuna tıkladığımızda ürün detay sayfasına gitsin. Buraya 2.ter/page/product/details yazalım. .html diyelim. Ürün detay sayfasını da önümüzdeki derslerde yaparız. Şimdi de sepete ekle butonu için bir tane ikon ekleyelim. Ctrl+F diyelim. Silelim. Buraya shopping diyelim. Mesela şu ikonu kullanabiliriz. Tıklayalım. Burayı kopyalayalım. Gelip sepete ekle yazısının soluna yapıştıralım. Bu ikonu sepete ekle butonunun sağına soluna ekleyebilirsiniz. Ben butonun soluna eklemek istiyorum. Şimdi de burayı kopyalayalım. Gelip altına yapıştıralım. Buraya 7 diyelim. Uygulamayı çalıştıralım. Sağ tıklayıp Vivin Browser diyelim. Evet, gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi ürün resimleri ve ikonlarımız buraya geldi. Sol tarafı istediğiniz gibi, yani istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz. Son olarak bütün sayfalarda ortak olan diğer alanı, yani footer kısmını yapalım. Footer için Bootstrap komponentlerini kullanmak istemiyorum. Kodları kendim yazacağım. Buraya footer içerisinde bir div oluşturalım. Class verelim. Container diyelim. Div içerisine bir div daha oluşturalım. Class verelim. Row olsun. Container'ın tamamını kaplasın istiyorum. Bu divi iki bölmeye ayıralım. Biri 9'luk alan, diğeri 3'lük alan olsun. Önce 9'luk alan için bir div oluşturalım. Class verelim. Col-MD9 diyelim. Burada linkleri alt alta yazdıralım. Önce başlığı belirtelim. H5 tag içerisinde iletişim yazalım. Buraya ule diyelim. Class verelim. List-unsigned diyelim. Bir tane link oluşturalım. Adres diyelim. Bu link nereye gitsin? Şimdilik böyle kalsın. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi footer kısmına iletişim başlığı ve altında adres linki geldi. Şu an footer'ın arka plan rengi beyaz. Bu arka plan rengini değiştirelim. Siyah yapalım. Kod kısmına gidelim. Div class row'un yanına style diyelim. Buraya background color diyelim. 2. üst üste black diyelim. Footer'ın arka plan rengi siyah olur. Burada arka plan rengini istediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz. Header'ın arka plan rengi siyah olduğu için footer'ın da arka plan rengi siyah olsun istedim. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi footer'ın arka plan rengi siyah oldu. İletişim başlığının yazı rengini beyaz yapalım. Fontunu biraz büyütelim. Aynı şekilde adres linkinin de yazı rengini beyaz yapalım. Mavi olmasın. Kod kısmına gidelim. Önce buraya bir tane class verelim. Buraya text tire uppercase diyelim. Style color 2 nokta üst üste weight yani beyaz diyelim. Bu uppercase class'ı yazının güzel gözükmesini sağlar. Şimdi de adres bilgisinin yazı rengini değiştirelim. Burayı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bu şekilde uygulamayı tekrar kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi yazı rengi beyaz oldu. Şimdi biraz daha düzenleyelim. Sanki linkler sola yapışmış gibi bir de footer ile alt kısım arasında boşluk bırakalım. Kod kısmına gidelim. Buraya row'un yanına well diyelim. Uygulamayı tekrar kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gayet güzel oldu. Footer ile alt kısım arasında boşluk oluştu. Şimdi bu linkleri çoğaltalım. Burayı kopyalayalım. Yapıştıralım. Buraya telefon diyelim. Yapıştıralım. Buraya üye ol yazalım. Yapıştıralım. Buraya giriş diyelim. Bu linkleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi iletişim linkleri alt alta gelmiş durumda. Son olarak sosyal medya linklerini oluşturalım. Kod kısmına gidelim. Bu div'i kopyalayalım. Alta yapıştıralım. Burası conmd3 olacak. Buraya sosyal medya yazalım. Burada link isimleri olmasın. Onların yerine sosyal medya resimleri olsa daha güzel olur. Adres linki kalsın. Diğerlerini silelim. Buraları silelim. Buradaki adresi de silelim. Buraya image diyelim. src 2 nokta content image altında Facebook diyelim. Buradaki style'ı silelim. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi Facebook resmi buraya geldi. Ama biraz büyük olarak gelmiş. Şimdi boyutunu ayarlayalım. Buraya width diyelim. Çift tırnak içerisinde 50 yazalım. Yani resmin genişliği 50 piksel olacak. Tekrar uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gayet güzel oldu. Burada sol taraftaki linkler gibi resimler alt alta olmasın. Yan yana olsun istiyorum. Tabii siz alt alta da yapabilirsiniz. Kod kısmına gidelim. Eğer ben bu li'yi kopyalayıp yapıştırırsam resimler alt alta olur. Resimler yan yana getireceğim için sadece bu ayı kopyalayıp yapıştıralım.
Burası Twitter resmi olacak. Burayı silelim. Twitter yazalım. Yapıştıralım. Burası da YouTube resmi olacak. Buraya YouTube diyelim. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gayet güzel oldu. Bu şekilde sitemizde bulunan bütün sayfaların ortak alanlarını oluşturmuş olduk. Bütün sayfalarda bu kısımlar olacak. Değişecek alan ise kategori listesinin sağındaki alan olacak. Bütün sayfalar bu alanı kullanacağı için her seferinde bunu yazmak yerine burayı olduğu gibi kopyalayalım. Ctrl A, Ctrl C diyelim. Page klasörüne bir tane HTML sayfasını açalım. Sağ tıklayıp Add HTML diyelim. Buraya ortak yazalım. OK diyelim. İçerisine kopyaladığımızı yapıştıralım. Ne zaman bu alanlara ihtiyacımız olursa gelip buradan alabiliriz diyelim ve bu dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, hoşça kalın.